Aklımdan beri televizyon reklamlarına ayrı bir ilgim var demişsiniz. Babam eve reklam kazetleri alır gelirmiş. Yalan. Bunu kim attı ben bilmiyorum. Hiç öyle bir şey yok. Kim attı ulan bunu? Film. Yok. Vallahi yok. Ben yazmadım. Kim ben attı bunu? Şey... O yazmamış. Evet. Kim olabilir? Film izler gibi oturur hayır, reklamları izlermişim diyor. Ben böyle bir şeyi kim yazdıysa, reklam kasetini benim kim yazdıysa böyle bir şeyi Allah onun belasını yani versin. Şu kıza yakıştırdığınız şeye bakın. Böyle bir şeyi hangi deli kafasına uydurmuş? Çocukken eve babam reklam kasetleri ya getirmiş. Ben onları alıp seyredermişim. Böyle bir şey yok yani. Yok böyle bir şey. Kıza iftira atılıyor. Kıza iftira atılıyor. Öf. Allah seni kahretsin. Bana gel, sana gelsin. Yani şarkılar söylemek istiyorum. Çok iyi şarkıcı olmak istiyorum. Bu yüzden de bu ön yargının bir an önce kalkmasını istiyorum. Güzel. Merve Sevi ile devam ediyoruz. Diyor ki bunu dedi mi demedi mi bilmiyorum. Aa, diyor ki televizyonda ya da sinemada izleyip ne kadar güzel oynamış dediğimiz şeyler aslında defalarca çekilip işlerinden bir tanesi seçerek oluyor. En zoru ve de makbulü tiyatro oyunculuğu. En büyük isteğim kendimi bu yönde geliştirip iyi bir tiyatro oyuncusu olmak. Aferin sana. Evet. Her şeyden... önce okuduğunuz cümle hakkında bir şey söylemek istiyorum. Buyursunlar. Ben artık Türk izleyicisinin neyi sevip neyi sevmediğine tam olarak karar veremedim. Yani artık dediğiniz yani uzun yıllar süren bir kariyer. Hayır. Artık karar veremiyorum. Hayır. Ama bu Türk izleyicisini anlayamıyorum birader. Değil mi? Siz de öyle düşünüyor musunuz? Evet, ben de katılıyorum artık. Sen de bu kıza katılıyorsun. Ama yönlem yapmak için yıllarını vermene gerek yok ki. Hepiniz birbirine katılın da yok olun inşallah. Evet, ne var? Ne oluyor? Bu yaşta neye karar veriyorsun? Hayır, bu benim şahsi fikrim. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Şahsen bir tek sen düşündün. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum, ben etkilendim bu şahsi fikirden sonra. Devam mı? Hayır, devam. Bütün şımarık kızlarla bir arada oturuyorum ya. Peki. Yok, diyorsun ki her şeyden önce yaptığım iş gelir. Şu ana kadar... Gerçek aşkı yaşamadım. Ya yazık, ben bir şey söylemek istiyorum. Bu röportaj... Hayır, yaşadım. Hayır, yaşıyorum. Bir dakika. Yaşıyor musun? Yaşıyor, yaşamadım. Bir dakika, bu söylediğiniz şey yaklaşık 1,5 yıl önce alınan bir şey. O yıldan sonra of ne gerçek. Evet yani. Of gerçek evet, aşkı. Yani. O gerçek aşkı yaşadığın adama bir el sallamak ister misin burada? Yok. Niye? Görmüyor mu? Görüyor. Dargın herhalde. Hayır, görüyor. Şu anda bizi izliyor mu? Hayır. O kadar meşgul birisi. Evet. Niye? Görmüyor mu? Görüyor. Dargın. Hayır, görüyor. Şu anda bizi izliyor mu? Hayır. O kadar meşgul birisi. Evet. Bayağı bir meşgul. Ona bir araba göndermemi ister misin? Arabası ya da istersen var. Sana bir araba göndereyim. Arabası var. Arabası var diyor. Ya hayır, neden araba yolluyorsun? Onu anlamadım. Hayır, geçen programımızda böyle bir şey olmuştu da hani bir hanım beni şu anda sevgilimi aldatıyor diye biz de ona araba yollamıştık da onun için. Hani şu anda da çalışıyor, saat 2'ye geliyor. Yok, bayağı hayır, çalışıyor demedim ki. Ne yapıyor? İzlememesi için çalışması mı gerekiyor? Uyuyor da olabilir. Öyle mükemmel biri yani. Sevgilim televizyona çıkmış. Ne bakacağım ben ona? Yatar uyurum daha iyi. Hiç aklımda başka bir şey gelmiyor. O kadar çok sevgilim var ki bir kanalda biri var, öbür kanalda biri var. Hangisine bakacağımı şaşırıyorum. Ne bakacağım daha ben onlara? Hemen yatsam uyusam sabah... sabah da erken kalkarım. Erken kalkan çok yol alır. Bu adam ben çok merak ediyorum. Beni tanıştır, ben de onunla çıkmak istiyorum hatta. Evet. Güzel. Şimdi... Tarık, siz oluyorsunuz. Tarık. Evet hocam. Naz'ın şoförü olarak işe girer. Evet. Ancak işi çok zordur. Bir yandan aniden ortadan kaybolan ve tüm dünyada aranan ünlü rally şoförü Alfonso olduğunu herkesten gizlemek zorundadır. Bir yandan ünlü bankacı Hulusi Tekelioğlu'nun oğlu olduğunu saklamak zorunda. Ama çok şey saklıyor ya. Ve en önemlisi... arabasının şoför koltuğuna tekrar geçebilmek için tek çaresi kendisini kovdurmak olan ve hayatını bunu planlamakla geçiren Naz'ın saldırılarını savuşturmak zorundadır. Bu nasıl bir şey ya?
Biraz izleyelim mi çocuklar? Evet. Hatta full ekran. Yaptım. Baba, arabayı keyfimden istemiyorum. Konservatuara bu koskoca aletle her gün nasıl gidip gelirim ben? Otobüse bu koskoca aletle her gün nasıl gidip gelirim ben? Otobüse sığmam. Taksiye binersin. Ya baba, özür diledim işte. Tamam, kabul ediyorum. Yaptım, küçük bir hata. Bravo, bravo, ya, bravo. Ödümü kopardın. Ya kızım, arabasız kaldın diye üzme kendini bu kadar ya. Bana bak. Ciao Francesca. Vita mia, domani. Parto per l'Inghilterra. Yok baba, bir de şu tez olayı var. Profesör Luigi okumam için birkaç kitap verdi de. E koskoca profesör. Okumak lazım. Tabii. Pardon. Sen arabayı bu kıyafetle kullanmayı düşünmüyorsun herhalde. Derhal şu üniformayı giy. Çabuk ol, acelem var. Sakalları kesin. Ben talihin peşindeyim. Güzel. Çok hoş, çok hoş görünüyorsunuz ya ikiniz de. Bravo valla. Ve bu da çok yakışıklı bir adam ya. Hem bu kadar yani her şeyi kendisine topluyor. Müthiş ya, müthiş bir nesil geldi ya. Yani hem yakışıklı hem çok güzel saçları var. Şampuan reklamına bile çıkabilir. Aynı zamanda çok güzel şarkı söylüyor, müthiş. Peki, neye karar verdiniz? Şarkı söylemek. Aaa, güzel, güzel. Seçtik biz bir şarkı.